kuruluşudur. Merkez birliğine bağlı 25 birlik bir merkez şubesi, 2700 birim kooperatif bulunmaktadır. Körkop ortaklarının çıkarlarını Türkiye içinde ve dışındaki makamlar ve kuruluşlar karşısında korumak ve geliştirmek için uğraş vermektedir. Körkop, kooperatif ve birliklerin her türlü ürün ve mamullerinin kalitesini yükseltecek tedbirler almaktadır. Körkop Merkez Birliği Genel Başkanı Mehmet Özkurnaz mikrofonlarımıza açıklamalarda bulundu. Çanakkale Körkop Birliği olarak biz 1996 yılının Ağustos ayında göreve geldik. Çanakkale'de 384 köyde tarımsal kalkınma kooperatiflerimiz mevcuttur. Bunların çalışmaları, kooperatiflerimizin çalışmalarında süt hayvancılığı ön sırada geliyor. Orman işlerimiz vardır. Orman köylümüzün kooperatifleri vardır. Onların çalışmaları vardır. Bunların meyvecilik işi yapan özellikle Bayramiç Kaz Dağları bölgesinde yılda 101 bin ton elma üretimi gerçekleşiyor. Meyvecilik üretimi yapan kooperatiflerimiz vardır. Soğuk hava depoları. Zeytinyağı üretimi yapan 8 tane kooperatifimiz vardır. Bunların da zeytinyağı konteyner fabrikaları mevcuttur. Halıcılık işi yapan Ayvacık'ta Dobat marka bir halı üretimi elde gerçekleştirir. Yaptıkları elde dokuma halıları yurt dışına ihraç ederler. Ayvacık ilçemizin Süleymanköy kooperatifidir. Bir de normalde sulama kooperatiflerimiz vardır. Şimdi tabii ki bu saydıklarımda bunun yanı sıra kooperatiflerimizin alet ve ekipmanları vardır. Tarımsal ürünlerde, yem bitkilerinde alet ekipmanları olan kooperatiflerimizde işte mısır sılacından tutalım, yoncaya kadar ve saman balya makinesi bağlama makinelerine kadar soğuk hava soğutma tankları olan kooperatiflerimizin tamamı örgütlenmiş, tamamı altyapısını oluşturmuş bir şekilde kooperatiflerimiz çalışmalarını bu yönde zaten yapıyor. Mehmet Özkurnaz sütü stratejik bir ürün olarak değerlendirmeliyiz diye konuştu. Sütü aslında stratejik bir ürün olarak değerlendirmemiz gerekir. Süt olayı başka bir ürüne benzemez. Her şeyin yapayı bulunur ama sütün yapayı yoktur. Şimdi bu düşünceyle yola çıkarsak süt tüketimine de baktığımızda bugün bir Avrupa Birliği'ndeki yaşayan bir insan yılda 120 litre süt tüketimi gerçekleştirebiliyor. Ülkemize baktığımız zaman da 14 ile 20 litre arası bir süt tüketimi gerçekleştirilmesi söz konusu. Tabii ki özellikle ülkemizde şu anda sütte bir talep yok. Yani süt yeterince vardır süt ürünleri. Başkan Özkurnaz geçmişte et fiyatlarının düşük olduğuna değinerek süt fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de hayvancılık konusunda et fiyatlarının geçmişte düşük olması veya süt fiyatlarının halen Çanakkale bölgemizde süt fiyatı brüt olarak 81 kuruştur. Ancak net olarak da üreticimize ödenen 73,5 kuruştur. Bu fiyatı söylerken Türkiye'de bunun üzerinde başka bir ilde herhangi bir fiyat yoktur. Ama bunun altında örneğin 62 kuruşa süt satılır, 60 kuruşa süt satılır, 65 kuruşa süt satılır. Ancak Türkiye'de en pahalı süt Çanakkale'de üretilen süttür. Yine bir açıklamayla yapalım. Avrupa Birliği'nde bugün süt fiyatı 25 ile 30 sent arası ve 34 sent arası, euro sent arası değişmektedir. Eğer 34 sent euro sentle değişiyorsa bu da 680 bin lira Türk parasına denk gelir. Demek ki bizim sütümüz dünyada en pahalı süt üretimidir. Mehmet Özkurnaz uzun vadeli kredilerin olması gerektiğini ve Çanakkale'de 25 bin çiftçinin süt hayvancılığı yaptığını dile getirdi. Her kooperatifimize bir toplu sağlam ünitesi kredisi verilmesi, bunu da uzun vade yapılırsa ben inanıyorum ki Türkiye'de Avrupa Birliği kriterleri içerisindeki o uyumu da kendiliğinden sağlamış olacaktır. Aksi takdirde ne olacaktır? Küçük hayvancı bu işi yapmayacaktır.
zenginler bu işi yapıyor, büyük işletmeler bu işi yapacaktır deyip o oyundan biz vazgeçeceğiz ve bunun karşılığında da süt üretimi el değiştirmiş olacak derken onu kastediyorum. Örneğin Çanakkale'de 25 bin tane çiftçimiz, kendim de dahil olmak üzere bu sayıya, çiftçimiz süt hayvancılığı yapıyor. Geçimini oradan sağlıyor. İkinci ürün veya üçüncü ürün gibi ne kadar da görse bir şekilde o evinde, damında, ağırında o hayvanlar, hayvan sahipleri oluyor. Bu küçük baş, büyük baş dahil 25 bin aile bir şekilde süt hayvancılığından geçimini temin etmek arzusunda ve uğraşı içerisinde zaten. Köykop Merkez Birliği Genel Başkanı Mehmet Özkurnaz son olarak süt satışlarıyla ilgili görüşlerini dile getirdi. Bir yıl üreticimiz çok rahat bir nefes alır ve süt sattığı sütten para kazanır. Bir yıl sonra bakıyorsunuz dengeler bir bozuluyor. Bu sefer de 3 yıl boyunca fiyatlar geri gele belli bir noktada duruyor. 3 yıl sonra bir daha bir hareketlenme oluyor. O şekilde sütün fiyatları bir ileriye gidiyor, bir geriye geliyor. Bize tabii son 10 yılın süt satış rakamları da bizde mevcut. Ne hangi dönemlerde yükselmiş, hangi dönemlerde düşüşe geçmiş. Mesela bundan 4 yıl önce 518 liraya, yani 52 kuruşa sütün litresini satarken birden çıkmış 63 kuruşa. Ondan sonra bakmışız 60 kuruşa düşmüş, 55 kuruşa düşmüş, 52 kuruşa düşmüş, 480 kuruşa düşmüş, yani 48 kuruşa düşmüş. Böyle bir gerilemeler sürekli yaşıyoruz. Her ihale döneminde bu sıkıntıları zaten yaşıyoruz. Burada bizim temennimiz Türkiye'nin sütü de Çanakkale Biga'daki yapmış olduğumuz ihaleden sütün fiyatı çıkmadan kesinlikle Türkiye'nin hiçbir yerinde sütün fiyatı belli olmaz.